Bir dakika. Günaydın. Merhaba. Nasılsın başkan? Hem olduğu açık. İnsanların sağlıklı bir şekilde yaşamak. Birincil koruma kişiye yönelik ne yapılabilir diye düşündüğümüzde tabii ki aşılama bugün aslında en çok konuşmamız gereken konulardan birisi. 2003 yılından beri ülkemizdeki politikalar artık koruyucu ve önleyici hekimlikten, toplum sağlığını sağlamaktan çok bir tüketim alanı olarak, ticarileşmiş bir alan olarak insanların hasta olmasına izin verip daha sonra da onları tedavi ederek bazı kişi ve kurumların kazanç sağlamasıyla ilgili bir süreçtir. Burada ihmal edilen en önemli konulardan biri aşılamadır. Bugünlerde her şeyin, tüm aşılamaların çok daha düşük oranda olduğunu, aşıyla aslında önlenmiş, artık görülmeyen hastalıkların yeniden görülmeye başladığını hepimiz biliyoruz. HPV aşısını, yani human papilloma virüs aşısını burada size örnek olarak anlatmak isteriz. Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimler bu aşıya sahip çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'ne üye ülkelerin %60'ında HPV aşısı sağlık sigortalarıyla ücretsiz olarak yapılıyor. Bizde henüz SGK tarafınca karşılanmıyor ve aşılanma oranı %9 ila %3.9 arasında. Bu çok yetersiz ve çok üzücü bir orandır. HPV enfeksiyonunun bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve bu aşıyla serviks kanseri oranının çok düşürülebileceğini hepimiz biliyoruz ve anlatıyoruz. Bizler Aralık ayından itibaren 18-26 yaş grubundaki kızlarımıza, kadınlarımıza 3 doz HPV aşısını ücretsiz uygulama kararını aldık. Tabii ki savunduğumuz ve olmasını istediğimiz şey sağlık sigortası sisteminin tüm kızlarımıza bunu yapması. Aile planlaması ihtiyacı %5.9'lara kadar düşmüşken karşılanmamış. Keskin bir artış gösteriyor ve 11.6'ya yükseliyor 2018 yılı. Çocuk sahibi olmak istemeyen, bunun için şartlara uygun olmayan, hatta aile planlaması konusunda desteğe ihtiyacı olan pek çok kadın ne yazık ki bugün sahipsiz durumda. Türkiye'de hastanesi olan tek belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Aralık 2024'ten itibaren Birleşmiş Milletler'in nüfus fonu desteğini de alarak üreme sağlığı birimimizi hayata geçireceğiz ve aile planlaması başta olmak üzere üreme sağlığı hizmetlerini de tamamen ücretsiz olarak İzmir'de gerçekleştireceğiz. Bu da birincil korumaya örnek bir başka uygulama. İkincil koruma aslında erken tanı ya da hastalıkların erken aşamalarda yakalanıp daha kontrollü olmalarını sağlamakla ilgili bir çalışmayı kapsıyor. Taramalar yerel yönetimler eliyle çok kolayca yapılabilecek şeyler aslında. Evde sağlık hizmeti ve tedavi hizmetiyle ilgili de almış olduğumuz bir ruhsatımız var. O nedenle büyük bir ekibimiz var. Bu ekiplerimiz çok sayıda insana evde sağlık ve bakım hizmeti veriyor. Burada bu çalışma birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapsayıcılığını artıran bir çalışma aslında. Yani sadece sabit bir yerde verilen bir hizmet değil ama aynı zamanda ayağa götürülen bir tanı ve tedavi hizmeti olarak da
çok etkili. Tamamen ücretsiz yaptığımız bir hizmet bu. Yani ben plastik cerrah olduğum için meme kanseri hikayelerini çokça biliyorum. Bu kadar çok kanser aslında çok erken dönemde yakalanabileceği halde atlanıyor. Ve bu konudaki ihmaller o kadar fazla ki. Benim bildiğim dünyada pek çok ülkede aslında belli yaşlardan sonra kadınların mamografi yaptırması, erkeklerin PSA testi yaptırması zorunlu. Böyle kararlar alınması lazım. Sağlık sistemimizde bunlar çok önemli, çok rahatsız edici boşluklar. Bunlarla ilgili yerel yönetimler aktif rol alabilir. Çok kolayca yapabilir. Yüz binlerce, belki milyonlarca insanımızın hayatını kurtarabiliriz. Sağlık sistemindeki önemli bir açığı düzeltebiliriz. Üçüncül koruma deyince aslında rehabilitasyon hizmetlerini kastediyoruz. Rehabilitasyon bedence ya da ruhça engelli duruma düşmüş olanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak için yapılan bütün çalışmaları kapsıyor. Engellilik durumu hepinizin malumu. Bunlarla ilgili hangi çalışmaları yapabileceğimiz ve belediyeler eliyle, yerel yönetimler eliyle neler yapılabileceği de aslında çoğunuzun malumu. Dikkat çekmek istediğim başka bir şey var. Bugün toplumumuzun çok büyük bir kesimi psikolojik olarak engelli durumda. Ciddi bir psikoterapiye ihtiyacı var tüm toplumun. Tam olarak belediyeler bunu da yapabilir. Çok basit yollarla yapabilir. Bu problemli zamanlarda toplumun sağlığına, psikolojik sağlığına da sahip çıkmayan bir merkezi yönetimin yarattığı bu eksikliği tamamlamak için yine bizler, belediyeler olarak bu konuda da çokça rol alabiliriz. Cumhuriyet Halk Partili yerel yöneticiler olarak sağlığı bir hak olarak görüyoruz ve bu nedenle her türlü sağlık çalışmasını destekliyoruz. Sağlıklı olmak çevrenin size etkileriyle, dışsal etkilerle olan bir durum aslında. O nedenle de kentlerimizin sağlıklı olarak yapılanmasını sağlamak, sağlıksız her türlü unsuru ortadan kaldırmak da insanların sağlıklı olma hakkına verdiğimiz en büyük hizmetlerden biridir. İyilik aileni desteklemekten bahsedince bir parantez açmamız ve farkında olmamız gereken bir başka durumu örnek olarak yine anlatmak istiyorum. Genç nüfusun ne kadar azaldığını yıllar içerisinde buna karşılık ileri yaştaki nüfusun da ne kadar arttığını bu grafik net olarak gösteriyor. Ülkemizin bir ileri yaş eylem planı olmak durumunda yerel yönetimler olarak bu alanı da çok önemli bir çalışma alanı olarak görüyoruz, görmeliyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 2025-29 stratejik planımıza tek sağlık kavramını yazdık. 5 stratejik eksenden biri olarak aldık. Kentimizi sağlıklı yapmak, insanlarımızı sağlıklı yapmak ve geleceğe sağlıklı gitmek konusunda kendimize plan yaptık. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini çok önemli bir başka çalışma alanı olarak belirledik. Yerel yönetimin neler üzerine çalışabileceğini soruyorsak eğer, çalışabileceği en önemli konulardan birisi kentsel gıda stratejisi çalışmasıdır. Biz de şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel gıda stratejisi belgesi üzerine çok yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz.